Merhaba arkadaşlar, ben Mikhail Pikulski. Bugünkü konumuz güvenlik duvarları. Yani firewall. Şimdi biz internette dolaşırken ya da bir network ağında dolaşırken ve cihazlarla iletişim halindeyken bizim cihazımızla karşı taraf arasındaki veri bağlantısı oluşuyor. Yani veri alıp gönderme olurken bu verilerin içinde header, payload ve footer denilen 3 tane bölüm vardı. Yani gidip gelen her veri içerisinde bunlar bulunur. Şuraya yazayım. Gene merak edenler varsa bilsin. Header, payload ve footer. Şimdi bu header ve footer içerisinde gönderenin ve alacak, yani paketi alacak olanın bilgileri bulunur. Onun dışında mesela bu hangi paket nereye oturacak? Yani gelen veri nerenin verisi? Tipi nedir? Onun hakkında bilgiler bulunur. Genel olarak veri bilgileri diyebiliriz. Payload kısmında ise verinin kendisi vardır. Şimdi bizim güvenlik duvarımız ne yapıyor aslında? Güvenlik duvarı bu header ve footer içerisindeki bilgilere bakıyor. Ve eğer siz güvenlik duvarınıza bu bilgileri kapat, geçirme derseniz güvenlik duvarınız bu bilgiyi reddeder. Genelde mesela crack yaptığınız zaman tamamen eğitim amaçlıdır. Belli uygulamaları güvenlik duvarından bloke edebilirsiniz. Niye yapıyorsunuz bunu? Mesela bloke ettiniz ve veri bu sefer sizin bilgisayarınızdan dışarı çıkmıyor. Mesela nedir? Kontrol durumu vardır. Mesela karşı kullandığınız programın karşı serverına bilgi gönderiyor. Bu bilgiyi ama siz göndermesini istiyorsunuz. Çünkü gönderirse gönderdiği bilgiden server şunu anlayacak. Geçersiz bir lisans kullandığınızı görecek mesela. Bu yüzden ne yapıyorsunuz? Bloke ediyorsunuz. Böylelikle karşı taraf, yani server tarafı bu bilgiyi göremiyor artık. Aynı şekilde gelen bağlantıyı da yok edebilirsiniz. Yani güvenlik duvarı sadece karşı taraftan gelen şeyleri bloke etmez. Sizden gönderilen şeyleri de bloke edebilir. Şimdi Linux'ta en çok kullandığımız iki tane güvenlik duvarı var. Yani daha çok tabii ki başka başka güvenlik duvarları var. Ama size burada temel, hani Linux güvenlik duvarlarından bahsedeceğiz. Aynı mesela Windows'ta nasıl Microsoft Defender varsa Linux'un da temelinde iki tane sıkça kullanılan güvenlik duvarı vardır. Bunlardan bir tanesi Firewall D dediğimiz güvenlik duvarı vardır. Bir de UFV açılımı Uncomplicated Firewall'dur. Şimdi UFV ile Firewall D arasındaki fark şudur. Firewall D biraz daha komplike bir sistemdir. Yani yazacağınız, bloke edeceğiniz komutlarda uzun uzun komut yazarsınız. İkisinin de karşılaşabilmeniz olası. Bu yüzden ikisine de değineceğim. UFV biraz daha basite indirgenmiştir. Basit bir şekilde blok yapmanıza yarayan bir güvenlik duvarıdır. Şimdi Ubuntu kullanıyorsanız, özellikle 18'de de olması lazım, 20.04 versiyonunda da UFV yüklü olarak gelir. Direkt olarak şu yüklenmiş olur. Buna mesela şöyle bakabilirsiniz. Sudo UFV status dediğimiz zaman durumuna bakmış olursunuz. Enter'a bastığımız zaman şu an inaktif olduğunu görüyoruz. Yani aktif olmamış. Herhangi bir şekilde güvenlik duvarımız çalışmıyor. Yani bir şeyleri bloke etme gibi bir durumumuz yok. Sadece bilgisayarlarda güvenlik duvarı bulunmaz. Şimdi bilgisayarınızda bulunacak olan güvenlik duvarı aplikasyon tarzı bir güvenlik duvarıdır. Yani programlanmış bir şeydir. Onun dışında modeminizde de bir güvenlik duvarı bulunabilir. Ayrıca güvenlik duvarı cihazları vardır. Güvenlik duvarı cihazları, yani resmen şeye benziyor, modeme benzeyen güvenlik duvarı cihazlarımız var. Bunlar biraz pahalı olduğu için yani çok büyük firmalarda karşınıza çıkabilir. Onun dışında pek kullanıldığı alanlar, yani evlerde yoktur. Psikopat değilseniz tabii.
Evet, onun dışında şu an bence temellerini anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Ben birkaç tane göstereyim, yapayım size. Mesela herhangi bir şekilde SSH bağlantısı olmasını istemiyorsunuz. Ne yapalım? Önce bir güvenlik duvarımızı aktif edelim. Bunun için sudo UFV enable diyorum. Ve hemen bana bilgi geliyor. Güvenlik duvarı artık aktif. Sistemi yeni başlattığınızda çalışır duruma gelecek diye. Sistemi şimdi yeniden başlatmanız gerekiyor normalde. Tamamen yeniden çalışır duruma gelmesi için. Şu an o için bunu yapmayacağım. Dileyen arkadaşlar şu an yeniden başlatabilir. Şimdi genel olarak UFV'nin komutlarına bakmak isterseniz tire tire help atayıp bakabilirsiniz. Ne varmış işte enable yani açmak için, disable kapatmak için. Poliçeler vardır bazı şekillerde. Mesela log yapılsın mı, red edilsin mi, kabul edilsin mi? Aslında mesela deny ile reject arasında çok aman aman bir fark yoktur. İnce ufak farklılıklar vardır. Limitleme yapabiliyorsunuz. Yeniden başlat. Reset olarak statüsünden daha yeni baktığımız gibi işte durumuna bakabiliyoruz. Gördüğünüz gibi çok fazla aman aman komutu yok. Mesela şimdi SSH bağlantısı yapılmasın demiştik. Şimdi benim bunu kapatmak istiyorum. Yani herhangi bir şekilde birisi benim bu bilgisayarıma SSH ile bağlantı yapamasını istiyorum. Bunun için ne yapıyorum? Sudo UFV ne diyelim? Deny diyelim. Deny hangisini istiyorum? SSH. Ben direkt programı da engelleyebilirim. Programları da engelleyebilirsiniz. Ben buraya port numarası da yazabilirim. Mesela 22 hangi protokolü engellemesini istiyorsam onu yazabilirim. Yani TCP bağlantılarını engellemek isterim ya da UDP bağlantısını engellemek isterim. Bu tarz bir şekilde ayar yapabilirim. Bunu genelde nerede kullanıyorsunuz? Mesela FTP server'ı ayarlarsanız FTP serverları genellikle 21 portunu kullanır. Ve FTP serverında şöyle bir şey var. FTP serverı kurduğunuz zaman Linux kullanıcılarıyla bir kurulum yapıyorsunuz. İşte FileZilla gibi programlarla buna erişim yapabilirsiniz o zaman. Ama şöyle bir şey var. Bazıları bunu unutuyor. FTP server kurduğunuz anda siz aslında bir kullanıcı oluşturuyorsunuz. Şimdi mesela ben burada bir FTP serverı oluşturacağım. Hard disk alanlarında diyeceğim ki mesela Ahmet'in şurada home klasörü var ve bu home klasörünü istediğine yükleyebilir, istediğine çıkarabilir. İndirebilir ya da. Ahmet tutup SSH ile bu sefer aynı kullanıcı adı ve şifreyle server'a bağlanabilir. Benim bunu istemeyişimin sebebi ben bunu sadece FTP server'ı yani dosya alsın koysun. Başka hiçbir şey yapmasın şeklinde kurmak istediğim için ne yapıyorum bu sefer? Güvenlik duvarından gelen SSH bağlantılarını engelliyorum. Ne yapıyorum? Deny SSH diyorum. Enter'a basıyorum. Rule added diyor. Şimdi iki tane çıkıyor. Biri de versiyon 6. Bunun sebebi şu. Ben buradan IP versiyon 4'ü de engelleyebilirim. IP versiyon 6'yı da engelleyebilirim. Ben bunu belirtmiyorsam bu sefer ne yapıyor? Uncomplicated firewall ikisini de ekliyor. Belirtirsem bu sefer sadece mesela TCP 4 pardon IP versiyon 4'ü de engelleyebilirim. Başka ne yapabiliriz? Mesela sudo firewall deny mesela 1080 portundan gelen bütün TCP bağlantılarını engelle istiyorum. Bad portu beğenmedi. 2080 yapalım. Böyle bir port zaten kullanımda olmadığı için olabilir mi? 21 TCP desem. 21 dediğim zaman rule added diyor. Allow diyelim şimdi. 21 sanırım büyük yazdığım için böyle oldu. Evet. Küçük yazmam gerekiyordu. Şu an mesela 21 portunu engelledim. Hem UDP hem TCP. Daha sonrasında TCP'yi açtım.
Şimdi tekrardan bakalım hani nelerimiz var, hangi kurallarımız var. Sudo UFV status diyelim. Ve karşıma direkt tablo olarak çıkarıyor. Mesela hangisine izin veriyor, hangisine izin vermiyor. Mesela 21'de TCP portunun alav olduğunu görüyoruz herhangi bir yere. 21 boş olan yerde deny diyor. Yani kalanlarını da engelliyor. TCP ile gelmediği müddetçe engeller şeklinde bir şey yapabilirsiniz. Şimdi diğer firewall çeşidimiz Firewall D demiştik. Bunu direkt mesela laboratuvar egzersizlerinden yapacağım. Yine daha öncelerde de belirttiğim gibi orijinal bunlar Linux Foundation'ın PDF'lerinden yola çıkarak bunu göstereceğim. Öncelikle Firewall D'yi yüklemeniz gerekir. Yani sudo firewall D dediğimiz zaman böyle bir komut bulamıyor. Mesela cmd komutu vardır. Yine bulamıyor. Status diyelim mesela herhangi bir şekilde burada komutlarımızı bulmuyor. Çünkü başta UFV'nin gelişinden sonra bunlar pek artık kullanılmıyor diyebilirim. Bu yüzden bizim bunu yeniden yüklememiz gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam sudo apt install firewall d ile yükleyebiliyoruz. Evet, doğru hatırlıyormuşum. Kabul ettikten sonra yükleme işleminiz başlar. Yani kendi bilgisayarınızda UFV'yi tavsiye ederim ve gerçekten bunu açın yani. Hani birçok artık online işlem yapıyorsanız gereksiz bağlantıları engelleyin. Bağlantılara kendinize izin verin. Yani en kötü mesela bir örnek mi şöyle verebilirim. Modeminizdeki güvenlik duvarı ayarlarını bir gözden geçirin. Bir bakın bakayım modeminizde herhangi bir şekilde güvenlik duvarı var mı yok mu? Böyle bir ayar var mı? Bunlar önemli bilgiler. Mesela benim modemimde güvenlik duvarı varmış ve biz arkadaşlarla online bir şekilde oyun oynamak istemiştik. Ya herkes bağlanırken ben bağlanamıyordum. Çünkü benim modemimde böyle bir özellik varmış. Ve benim bu portları açmam gerekiyor. Şimdi ne yapıyorsunuz bu sefer? Oyunu kullandığınız aplikasyonun ya da uygulamanın kendine ait bir portu varsa bunu açmanız gerekiyor. Bu tarz işlemler yapabilecek durumda olmanız lazım. Şimdi yükleme işlemimizi yaptık. Yükleme işlemimiz bittikten sonra artık bunu biraz inceleyelim. Ne tür şeylerimiz varmış. Hemen bakıyorum. Firewall command'dan geliyor cmd. Tire tire help yapıyorum. Evet, gördüğünüz gibi UFV gibi bu kadar basit bir işlem değil ya da bir liste değil. Tamam, şunu kabul etmeliyim. Burada servisleri falan da bloke edebildiğiniz için Firewall D biraz daha kapsamlıdır diyebilirim. Ama hani belli servisleri kapatma durumumuz olmadığı için genelde ben kullanmıyorum. Yani hiç ihtiyaç duymadım. Tabii ki illaki kullananlar vardır bu kadar detaylı işlem yapan. Burada mesela bir ilginç kısımda zone dediğimiz yani alan kısımlarıdır. Windows kullandıysanız aslında bunu duymuşsunuzdur. Şu an hiçbir kafa karışıklığına gerek yok. Ne? Public, Work ve Home. Yani ev ağı, iş ağı ve halka açık olan ağlar. Buradaki o 3 tane ağ çeşidinin ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Yani niye böyle 3'e ayrılmış? Aynı mantık Linux'ta da var. Bunun sebebi şudur. Public yani genel ağdaysanız diğer bilgisayarlarla iletişim kuramazsınız o ağın içinde. Niye? Starbucks'tasınız. Karşıdaki kişinin herhangi bir şekilde bilgisayarınıza düşünsenize SSH'la bağlandığını falan. Böyle şeyler istemezsiniz. İş yerlerinde bu tür hizmetler yavaş yavaş açılıyor. Bütün hizmetler açık değildir. Ev ağını seçtiğiniz zamansa bütün yani cihazlarından iletişim halinde olabiliyorsunuz. Aradaki fark bu. Şimdi buradan genel olarak bakabileceğimiz mesela state'e bakabiliriz. Tek tek bunları geçmeyeceğim tabii ki. Merak edenler tabii listeyi bir incelesin.
Sınav açısından söylüyorum. Buradan soru nadir çıkıyor. Çıkmıyor değil, çıkıyor. Mesela şey söylüyorlar. İşte şu portları kapatmanızı istiyoruz şeklinde. Sizden bir şey istiyorlar. Aynı şekilde IP de banlayabilirsiniz. Yani UFV ile de yapabilirsiniz. Hani illa bunu port şeklinde düşünmeyin. Şu cihazdan gelecek herhangi bir bilgiyi kabul etmiyorum da diyebilirsiniz. O tarz bir deneyde yapma ihtimalimiz var. Bir örnek verelim. UFV'den bunu yapmak isteseydik, sudo UFV diyorum, deny from, yani nereden gelecek olan bağlantıyı engellemek istiyorum. 168 79.222'de benim yazıcım var. To any diyorum. Böylelikle bütün yazıcıdan gelen bilgileri bloklayacaktır. Enter'a basıyorum. Problem running diyor. Deny değil de reject diyelim. Bunu da kabul etmedi. Niye böyle bir şey yaptı? Error problem running. Acaba şeyden dolayı olabilir. Yeniden başlatmadığım için olabilir. Normalde durum bu şekilde olması lazım. Ya da diğerini yükledik. Acaba şu an UFV gitti mi? Status. Evet. Sudo. Aynen. Firewall CMD'yi yüklediğim için şu an UFV gitti. Sudo UFV enable diyorum. Tamam. Şu an açıldı. Şu an gidip yine yazıcıyı engelliyorum. Enter'a basıyorum. Zaten böyle bir şey varmış diyor. Çünkü yukarıdakini kabul etti. UFV status diyorum şimdi. Evet. Bakın burada artık hepsini engellediğini görebilirsiniz. Artık benim yazıcıyla online olarak herhangi bir şekilde iletişim kurmam düşünülemez. Aynısını dediğim gibi yine Firewall CMD'den de yapabilirsiniz. Ya buradaki işlemler gerçekten daha uzun sürüyor. Yani hani UFV biraz daha basittir ona nazaran. Çünkü burada tire tire diyorsunuz işte buradaki komutları tek tek yazmanız gerekiyor. Mesela yeni bir rule atayabiliyorsunuz vesaire vesaire. Yani yeni bir kural, rule kural demek. Bu biraz daha komplikedir. Dediğim gibi ben kullanmıyorum. Hani UFV işin çok çok basite indirgiyor. Burada birkaç tane deneme yapın. Birkaç tane şey bloklayın. Tek tek deneme yapın. Açın, kapayın. Burayından biraz haşır neşir olursan sizin için daha iyi olacağını düşünüyorum. Sıradaki videoda da devam ederiz.